Audio Jungle. Evet sevgili izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayata Daire Sevtap Çapan'la ve samimi sohbetimizle devam ediyoruz. Bu arada mutfaktan nasıl kokular geliyor öyle? İnanılmaz. Ayşe ablacığım, döktürüyorsun galiba. Hazırladın mı üstünü, bakalım mı? Süslemesine. Hadi geleyim bakalım. Tamam, buyurun. Sizi de mutfağa alayım. Hem bir mutfakla aranız nasıl onu konuşalım. Değil mi? Buyurun misafirler önden efendim. Ne yapıyoruz şimdi? Keki hazırladın. Hazırladım, şerbetini döktüm, pişti. Şimdi en üstüne krem şerbetini koyacağım. Kek hamuru yaptık. Kek hamurunu da fırına verdik, pişirdik ve sonrasında şerbet mi yaptık üstüne? Evet, şerbet yaptık üstüne, döktük. Şimdi de krem şanti süslemesi mi? Bir bakayım nasıl süsleyeceksin. Süsleyeceğim. Merak ettim. Yok, kombine çekeceğim. Çok meraklı bir şey yok yani şu kadarcık. Bakar mısınız? Ay ne güzel görünüyor. Yok, güzel, tadı güzel. Kokusu da muhteşem. Stüdyoyu bir koku sardı. İnanılmaz. Ne zaman yiyeceğiz diye, değil mi? Kesinlikle. Bekliyoruz yani. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye size özel. Çok teşekkür ederim. Yani biliyordum. Harikasınız. Sırf size özel yaptım. Ay, çok teşekkür. Peki, ederim. Süslemesini de yapalım, programın sonunda yiyeceğiz. Mutfaklarımız nasıl bu arada? İyidir. İyi mi? Özellikle tatlı. Tatlı ben de çok seviyorum. Tarzında iyi yani. Yani bayağı. Pastalar, börekler yapılıyor turtalar galiba. Ama peki, son zamanlarda yapmıyorum. Neden? Kilo probleminiz yok. Olduğunu söylüyorlar. Hayır, asla. Asla yok. Allah aşkına. Buyurun şöyle bir alayım ben sizi. Kilo problemi var mı yok mu? Şimdi bakalım. Yani böyle bir fizik. Bir bakar mısınız sevgili izleyiciler? Sizde kilo problemi varsa ben gidip bir yerden atlamayı falan düşünüyorum. Allah aşkına güzelliğe bakın. Buyurun buyurun lütfen. Daha doğrusu sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Ha tabii, sebzeler işte hani balıktır, ettir mutlaka ama arada bir de lazım. Kesinlikle. Çok seviyorum. Yani insanın yani kendini mutlu etmesi açısından. Sevmezdim ben. Kendi pastamı dahi yiyebilen biri değildim. Gerçekten. Bu da ama ilginç. Şimdi pasta yapıyorum, turta yapıyorum. Çok seviyorum. Şey soracağım ben, hani o tiyatroyu konuşuyorduk. O yarım kaldı. Pardon, dizi oyuncularını konuşurken yarım kaldı. Şimdi günümüzde şarkıcı diyeceğim, şarkıcılar ya da mankenler ya da işte futbolcular, yani farklı meslekten olan insanlar da oyunculuk yapıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Herkes oyunculuk yapabilir. Potansiyeli olan herkes oyunculuk yapabilir. Yani o sorun... Ama... Evet ama. O amayı bekliyordu. Ama... yani sadece potansiyel olması önemli değil. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi o konuda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Yani bilgi sahibi olmadan bazı şeyleri aktaramazsınız, duyguları. Yani oyunculuk sadece hani gelip kamera önünde laf söylemek ya da sahnede replik söylemek değil. Yani onun derin böyle bir demin konuştuğumuz gibi analizi gerekiyor. Karakter analizi, tekst çözümlemesi. Yani o yüzden baktığımız zaman zaten görülüyor da. Sadece güzel kadın ya da güzel erkek diye, ki güzellik de göreceli. Mutlaka. O sebeple hani olmuyorsa ikinci kere zorlamamak gerekiyor. Değil mi? Yani denedikten sonra mutlaka. Hala sen diyorum. Lütfen sen deyin.
Ona bir açıklık hemen getireyim balla tamam, bölerek. Peki. Şimdi biz kamera arkasında da kuliste de Sevtap Hanım'la işte hoş geldin, nasılsın falan filan. Sen demiştiniz zaten. Evet. Ben çok dedim, mutlu oldum açıkçası. Şimdi Sevtap Hanım da reklam arasında onu konuştuk bu arada sevgili izleyiciler. Ekrana da gelince ya sen dedim ilk defa dedim. Lütfen deyin ben gurur duyarım. Çok hoşlanırım. Özellikle iyi samimiyetten çok hoşlanırım. Bunu da arz etmiş olalım izleyicilere bu sen tamam. meselesini. Tamam. Zaten beni tanıyanlar bilir ve şaşırmışlardır. Değil mi? Yani hani yurt dışında şöyle bir şey var. Evet, ünlü bir modeli alıyorlar. Film çektiriyorlar. Fakat eğer başarılı değil ise bir ikincisini çektirmiyorlar. Değil mi? Yani. Cindy Crawford bir örnek mesela. Bizde özellikle yani, üstüne gidiliyor ama. Bizde inadına gidiliyor. Yani özellikle ders alınsa gidiliyor. Da bazılarında fayda etmeyebiliyor. Bana sorarsan herkes kendi mesleğini yapsın. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu ülkenin en büyük problemlerinden biri de bu. Kimse kendi mesleğini yapmıyor. Bakıyorsunuz işte inşaat mühendisi atıyorum. Eleştirmen oluyor. Bakıyorsunuz ne bileyim kim diyelim taksi şoförü yapımcı oluyor. Bakıyorsunuz ya böyle bir takım şeyler var. Olamaz mı? Tabii ki olabilir. Ama o konuda araştırma yapıyorsa gene o konuda kendini geliştirmeye bir çabası var ise. Yoksa tabii ki herkes her şeyi yapıyor. Böyle olduğu zaman da değer kaybediyoruz. Sektör değer kaybediyor sektör, tabii ki. Sektör değer kaybediyor. O sektörde olan insanlar da haliyle değil mi? Aynen öyle. Hani benim şahsi fikrim bu. Günümüzde tiyatro nerede sizce? Yani 20 yıl öncesi ve 20 yıl sonrası siz ilk tiyatroya adım attığınızda ve şimdi. İyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Aslında iyiye giden yönler de var. Ama genel manada baktığımız zaman yani bir aşama kat edilmemiş durumda. O aşamayı kat ettirecek insanlar da aslında bizleriz. Ama kendi içimizde kenetli, birlik olma özelliğini maalesef taşımıyoruz. Eğer taşırsak hem tiyatroyu, Türk tiyatrosunu kalkındırabiliriz hem de yaptığımız işten çok çok daha keyif alabiliriz. Ama bir egodur, herkes de gidiyor. Böyle bir meslek zaten. Herkesin egosu had safhada. Bir işi iyi yapan kişileri de geri planda tutma gibi bir alışkanlığımız var. Neden böyle oluyor sizce? Bilmiyorum. Hani meyve veren ağaç taşlanır atasözü. Evet. Atasözleri zaten gerçekten genelde çok doğru. Böyle enteresan bir durum var. Ya şimdi şöyle bir şey mesela geçenlerde... Biraz tanıdık. Evet, geçenlerde Nilüfer Aydan'ı konuk ettik. Nilüfer abla da sevgilerimi gönderiyorum izliyorsa o da aynı dertten mesela şikayetçi. Ya biz o kadar oyunlarda yer aldık, o kadar iyi işler yaptık ama niçin bizi evde oturtma gereği duyuyorlar? Tamam yeni simalar yine çıksın. Kesinlikle çıkacak. Ama şimdi bir projede... Çok iyi isimlerin yer alması, iyi oyuncuların yer alması zaten yeni başlayanlara da bir destek olmuşluk olmaz mı? Olmaz olur mu? Değil mi? Yani orada bir hatasını düzeltebilir, sette belki yapmaması gereken bir şey ya da daha iyi yapmasına sebep olabilir. Yönetmenler ve yapımcılar için bence çok büyük bir kolaylık diye düşünüyorum. Öyle olması gerekiyor. Çok doğru. Ama günümüzde olamıyor biliyor. Görüyoruz. Fakat bunun da tabii ki kendi içinde haklı sebepleri olabilir ki biz buna saygıyla bakıyoruz ama kabul edemiyoruz. Böyle yani daha fazla konuşmayayım. Peki diyelim ki bir rol geldi. İnşallah. Nasıl inşallah bence de lütfen acele edin yani ekran özledi. Bir rol geldi. Onu kabul edip etmemeniz neye bağlıdır? Yani nasıl bir rol gelirse evet ben bunu yaparım ya da hayır ben istemiyorum diyeceksiniz. Aslında hiçbir zaman oyunculuğa bu şekilde bakmadım. Ama şöyle bir şey var, bir gerçek var.
Bir oyuncunun, bu da hep es geçiliyor bizde, bir oyuncunun tabii ki fiziksel yapısı çok önemli. Hı-hı. Role uygunluk açısından. Hı-hı. Fakat öyle roller vardır ki fiziksel özelliklerini değiştirebilirsin. Mesela herkes beni bu şekilde algılıyor. Ama hı-hı, bu saç düz de olabilir. Bu saç kızıl da olabilir. Bu saç kısalabilir de. Hı-hı. Yani bizde böyle bir bakış açısı yok. Ama bende var. Kendi oyunculuğuma dair de pek çok rol oynadım ve her birini çok özenli olarak, farklı olarak oynamaya çaba gösterdim ki genelde bu tarz olumlu eleştiriler aldım. Dolayısıyla ben role o şekilde bakmıyorum. Hı hı. Hani şu rol olursa uygun olur ve oynarım, olmazsa oynamam demiyorum. Senaryonun, şimdi teklif gelirse dediğimiz, hı hı, nokta, hı hı, senaryo için oluyor. Yani film sektörü ya da dizi sektörü için geçerli oluyor. Çünkü şehir tiyatrolarının oyuncusuyum ya. Hı hı. Yani. Orada ne verilirse oynuyoruz. Fakat senaryo iyi mi? Öyküsü. Hı hı. Ben onunla ilgileniyorum. Genel çünkü sadece kendi rolünü okuyup çıkan bir oyuncu değilim. Hı hı. Bütünün içinde kendini var etmeyi seçen bir oyuncuyum. Bunu da gerçekten izlediğim, sizin olduğunuz projelerde gördüm. Şimdi günümüzde çok rağbet gören bir oyuncumuz, ismini vermeyeceğim. Bir önceki projesini izledim. Tamam, güzel bir oyunculuk. Yalnız bir sonraki projesini izledim ve aynı oyunu taşımış. Mimik aynı, işte yürüme aynı ama aslında roller çok farklı. O rol ayrı, o rol ayrı. Hmm. Bu niçin peki sizce, neden kaynaklanır? Aslında rolü güzel yapıyor ama hep aynı oynuyor. Düz bir oyun, hep aynı. Bu biraz eğitimsizlikle mi alakalı bir şey yoksa kendini geliştirmemekle mi alakalı size göre? Kim olduğunu bilsem ona göre yorumumu daha farklı yapabilirdim. Reklamdan sonra söyleyeyim. Ama bilmeden, bilmeden şöyle genel bir yorum yapayım. Aslında gene ekran işi için konuşuyoruz değil mi? Aslında şöyle bir problemimiz daha var bizim. Yeterli vakit yok oyuncunun role hazırlanması için. Çünkü her ne hikmetse son dakikada o proje gelir. İşte bir ay içinde o oyuncular toplanır. Hatta bir ay daha hani çekim zamanı kapıya dayanmışken 3 tane kast profili. Evet. Aynı kast için. Hı-hı. 3 ayrı kişi o duvarda asılı olur. Son dakikada birine karar verilir. Dolayısıyla oyuncunun hazırlanma şansı yok. Senaryolar da zannedersem 2 gece öncesinden falan geliyor böyle. Şimdi süre uzadığı için biraz orada da bu konuda sıkıntıyı yaratan o. Yani film çekimi gibi dizi çekiliyor süresinde. Evet. 90 dakika bir film süresi ve 2 ayda çekiliyor bir film. İnsanlar bir haftada film gibi bir senaryoyu dizi olarak çekiyorlar. Üstün başarı. Değil mi? Üstün yani. Başarı. Bir de yurt dışında mesela her 90 dakika dizi yok. Her birinin alnından öpüyorum ama yeterli değil. Tabii ki yok. Hepsi ya 45 dakika, en fazlası 60 dakika. Evet. Bayıla bayıla izliyoruz çünkü tadı damağımızda kalıyor. Aynen öyle. Yani. Bizde bence, ben şahsi fikrimi söylemek istiyorum nacizane. Bizde bence dizilerde her şey çok ağır işliyor ve belli bir süre sonra sıkıcı hale geliyor. Neden? Çünkü o 90 dakikayı doldurmak için klip çekiliyor dizilerde. Aynen öyle. Bol bol biz müzik altı görüntü izliyoruz. Evet. 90 dakika. Bir de çok fazla reklam giriyor. Diziler seyretme keyfini kaçırıyor yani o reklamlar. Ve çok tekrar var bir de. Hani yeni bölüm başlayana kadar 1 saat geçmiş bölümü seyrediyorsunuz. Sabrınız varsa tabii. Aynen öyle. Ben sadece işlere şu sıralar bakıp geçiyorum. Hani kim, ne? Şu an hiç takıldığınız bir dizi var mı? Yok. Bu sezon yok. Sinema?
Yani vizyona girenlerden ya da 2014'te izlediklerinizden beğendikleriniz ya da beğendiğiniz. Ben çok mu zor beğeniyorum bilmiyorum. Fakat sinemada da yaşayan olması gerekiyor. Fakat bizde ya çekimden kaynaklı ya yönetmenlerden ya çekim uslubundan kaynaklı yaşamayan garip bir konuşma var. Şimdi biz seninle nasıl konuşuyoruz burada? Doğal, akıcı, es vermemiz gerektiği zaman düşündüğümüz zaman oluyor gibi. Mutlaka. Fakat orada garip bir ritme sahip oluyor oyuncular. Yani yaşamıyor. Bu Türk filmlerinin genelinde var. Eşkıya'da mesela hiç unutamadığım, en başarılı bulduğum filmlerden biri. Eşkıya'da işte o ritmi yakalamışlardı. Hayatın ritmi. Dizi olarak da Bahar, ikinci Bahar. Müthiş bir hayatın ritmi kendi içinde. Çünkü insanlar böyle konuşuyor. Kamerada yapacağımız işse onu zaten süslemek o kadar. Ama biz konuşmaya başlıyoruz dizilerde. Ben şimdi bunu getireceğim. Ama ne yapıyoruz? Bunların aşılması gerekiyor bence. Aynen yeni bir, öyle, evet. Yeni bir bakış açısıyla. Değil mi? Yaklaşmak gerekiyor. Ama şöyle yaşasın, bir şey söyleyeceğim. Bırak yaşasın. Bırak yaşasın, bırakmıyorlar ki, kızıyorlar bir de yönetmenler. Çok hızlı oynuyorsun. Ya yönetmenlerden, hayır. Hayatın ritmi o. Hele ki şu anda çok şanslı bir dönem. Neden? Sizce öyle mi? Şöyle, şu açıdan söylüyorum bu konu için. Sesli çekim yapılıyor. Hayatın ritminin içindesin. Aynen öyle. Ya orada neyin esini veriyorsun manasızca? Böyle düşünüyorum. Benim fikrim değil de yanlış anlaşılmasın. Katılıyorum. Hiç de yanlış anlaşılacak bir durum yok burada. O kadar işler yaptınız. O kadar işlerde güzel emekler harcadınız. Hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Yani tiyatroda, sinemada, yani çekimlerden bahsediyorum. Tiyatroda da olabilir. Unutamadığınız bir anınızı ben sizden rica edeceğim. İzleyicilerimizle paylaşalım. Aklınıza gelirse. Gelirse diyeyim. Çünkü ben anı konusunda çok şey yaşadığımız için belki hani sabit böyle bir şey şu an için gelmiyor aklıma. Peki Sevtap Çapan günlük hayatında nasıl birisi? Biraz da şimdi günlük hayatımıza dönelim. Aslında çok farklı değilim. Yani gene böyleyim. Umutlu biriyim ben. Umudunu kaybetmiyorum, umudumu. Hiçbirimizin kaybetmemesi gerekiyor aslında. Mesela her sabah gülerek uyanırım. Ne tarz derdim olursa olsun. Gün içinde tabii bozulabiliyor. Gelişen, giriş gelişme sonuç. Sonuç, evet. Bozulabiliyor ama gene de bir şeye çok fazla takılıp kalmamaya çalışıyorum. Şeyden de kaynaklanabilir bu durumu. Şimdi oyunculukta biz çok ezber yapıyoruz. Ezber, o ezberin şimdi kaç tane oyun oynadım. Mümkün mü onların hepsinin aklımda kalması? Benim beynim otomatikman siliyor. Güzel. Belki o sebeple hayatımın içinde de ya da benim doğuştan belki özelliğim, benim beynim siliyor onu. Güzel şeye odaklanıyorum. İyi. Ama tabii yer ki açıyor. Sıkıntılı dönemlerim olmuyor mu? Bir süre sürdüğü olmuyor mu? Oluyor. Ama kısa sürüyor. Onun dışında hayvanları severim. Yani doğal yaşamayı seviyorum. Sanatçı ya da artist havam yok. Hiç yok. O tarz şeyleri sevmiyorum. Yani şu deneyime göre hiç yok gerçekten sevgili gereği seçiler. Olmadığını düşünüyorum. Herkes haddini bildiği sürece eşit gören biriyim. Yani ne kadar güzel bir laf. Herkes haddini bildiği sürece eşit gören biriyim. Evet. Mükemmel. Onun dışında arkadaşlığa değer veriyorum ama dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Son bir soru. Sizce bizim camiamızda diyeceğim. Hep diyorlar ki bizim camiada dost yok. Böyle mi düşünüyorsunuz siz de? Olabilir. Yani dost olunabilir diye düşünüyorum. Değil mi? Aslında kendi insanın kişiliğiyle alakalı. Kesinlikle.
nasıl baktığınızla ilgili bu diye düşünüyorum. Yani benim eskiden konuşmadığım ya da nasıl söyleyeyim, hani ufak böyle şeyler yaşadığım insanlarla ben bugün her ikimizin de olgunlaşmış sürecinde çok şey kaybettiğimizi düşünerek konuşabiliyoruz. Ne güzel. Karşılıklı yanlışlar da olabilir, tek taraftan gelen yanlışlar da olabilir. Sebebi önemli değil. Ama ben affedici olmayı da seven biriyim. Bunun için zorlandım ama şimdi öyleyim. Hayat güzel, yaşamamız gerekiyor. Çünkü nefes alıyoruz, yapacak bir şey yoksa mutlu olalım ve mutlu edelim diye düşünüyorum. Harikasınız, harikasınız. Ben düşüncelerinizle katılıyorum. Hepsini uygulayabiliyorum demiyorum yalnız. Ama böyle düşünüyorum. Uygulamaya da çalışıyorum tabii ki. Harikasınız. Efendim, Sevtap Çapan bugün onur etti bizi, sağ olsun. Siz de beni ağırladık burada. Karşılıklı. Çok keyif aldım. Umuyorum ki aynı keyfi siz de almışsınızdır. Kesinlikle çok aldım. Teşekkür ederim. İnşallah sizi en yakın zamanda şöyle harika bir projeyle ekranlarda görürüz. Benim temennim odur efendim, nacizane. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kabul ediyorum bu temennimi. Buyurun mutfağa geçelim. Haydi ve geçelim. Mutfaktan kapanışı yapalım sevgili izleyiciler. Buyurun. Ayşe Hanım da hazırladı ve bizi bekliyor. Buyurun efendim. Süper. Ay teşekkür ederim. Evet, Ayşe Hanım keki hazırladı. Şöyle bir gösterelim. Değil mi? Vallahi harika. Şimdi üstüne krem şanti döktük değil mi? Evet, evet. Sevgili izleyiciler, şöyle gösterelim, size gösterelim. Adı neydi? Haşhaşlı kek. Haşhaşlı krem şantili kek. Efendim siz de evlerinizde deneyebilirsiniz. Gerçekten güzel. Ellerinize sağlık. Biz bu güzel keki programdan sonra tabii ki bütün ekibimizle yiyeceğiz. Efendim ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğiniz, izleyicilerimize mesaj vermek istediğiniz bir durum ya da bir konu? Ya da sizi izleyenlere? Bütün insanlar için, ülkemiz için iyilik diliyorum. İyi insanlarla karşılaşalım. İnşallah. Hayatta ihtiyacımız olan İnşallah. Bu diye düşünüyorum. İnşallah. Amin diyelim biz de. Amin. Çok doğal bir insan. Efendim. Teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür efendim hayata dairden bugünlük bu kadar diyoruz. Biz hafta içi her gün Kanal T ekranlarında farklı konu ve konuklarımızla sizlere seslenmeye, sizlere evlerinize konuk olmaya devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere diyoruz ve kendinize çok iyi bakın. Bu arada dur ayol bir sözümü bitireyim. Çarşamba akşamı yani 14 Ocak çarşamba akşamı biz Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. Muhteşem bir gece. Sizleri de oraya bekliyoruz. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Yani yarın akşam. Hoşça kalın efendim.